Üçüncü sınıf çalışma kitabı doğal sayılarla çıkarma işlemi sorularını birlikte yapalım. 68 ve 34 sayıları en yakın onluğa yuvarlandığında yapılan çıkarma işleminin sonucu kaçtır demiş. Sayının birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa bulunduğu onlukta. Burada yok. O halde bir üst onluğa yani 70'e yuvarlanır. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa bulunduğu onlukta yani 30'da kalacak. Çıkardığımız zaman 40 yapar. Üçgen, yıldız ve kare yerine hangi sayılar gelir demiş. Bir sayıdan 8 çıkarılınca 9 kalmaz. O halde burası 7'dir. 17'den 8 çıkarsa 9 kalır. Bunu yapmak içinse komşuya gitmek gerekir. Burada yok. O halde buraya gitmemiz gerekir. 0 buraya geldi. Buradan aldık bir tane. 2 kaldı. Buraya getirdik 10 oldu. 10'dan bir tane aldık. 9 kaldı. Burası 17 oldu. 17'den 8 çıkınca 9 kalır. Zaten onu bulmamız yeterliymiş. Ama yine de yapalım. 9'dan 7 çıktı. 2. 2'den de 1 çıkınca 1 kalır. Cevabımız A seçeneği. Görselde etiket fiyatı verilen ürünlerden birer tane alan bir müşteri bu ürünler için toplam kaç lira öder diye soruyor. Alt alta da yazıp yapabiliriz veya ikişerli toplayıp sonra hepsini toplayabiliriz. Veya şu şekilde de yapabiliriz. Birler basamağını toplayalım önce. 0, 5 daha 5, 8 daha 13, 5 daha 18, 18'in 8'i elde var 1. Onlar basamağına geçtik. 0, 5 daha 5, 2 daha 7, 0 daha yine 7, 1 de elde 8. Şimdi yüzler basamağına geçtik. 1, 2, 3, 4. 488 yaptı. Yukarıdaki işleme hangi doğal sayı eklenirse işlemin sonucu 3 basamaklı en büyük doğal sayıya eşit olur. Yani eşittir 999. 3 basamaklı en büyük doğal sayımız. Öncelikle bunu tek toplanana düşürmemiz lazım. İkisini topluyoruz. 11'in 1 elde var. 1, 4, 2 de 6, 1 daha 7. Burası da 6. Yani işlemimiz şu şekilde oldu. 671 artı kutucuk diyelim eşittir 999. Toplama işleminde verilmeyeni çıkarmayla buluyoruz. 671'i çıkardığımız zaman 8, 2, 3. Cevabımız A. Üçgen artık kareyi soruyor bize. Bir sayıdan 9 çıkınca 4 kalmaz. Çıkarma işleminde eksilerini bulmak için bu ikisini topluyoruz. Burası 13'müş. 13'ten 9 çıkınca 4 kalır. O halde buradan bir tane onluk alınmış. Burası 0 kalmış. Buradan da bir tane alınmış. 0'dan 6 çıkmayacağı için burası 6 kalmış. Üçgenimiz 3. 6'dan kaç çıkarsa 4 kalır? 2. 3 artı 2 de 5 yapar. Bir çıkarma işleminde şöyle yapalım. 100. 100'den 100 çıktı. 0 kaldı. Eksilen sayı 100 artırılıp eksilen burası 100 artıldı. 200. Çıkan sayı 35 azaltılırsa 35 azaltılınca 65. Bu durumda elde edilen fark hangisidir diye soruyor. Çıkarma işlemimizi yaptığımız zaman burası 135 olacak. Ne oldu? 135 arttı sayımız. Annem benden 32 kilogram, babam ise annemden 28 kilogram ağırdır. Annem, ben, babam. Benim kütlem 37. Verileni önce yazıyoruz. Annem benden 32, babam ise annemden 28 ağırdır.
Annem benden 32 ağırmış. Yani 37'den 32 ağırmış. Annemin topladığımız zaman kilosunu 9, 6. Önce birileri sonra onları topladık. Babam ise annemden yani 69'dan ne kadar ağırmış? 28. 28'i ekledik üzerine. Bunu da topladığımız zaman 9, 8 daha 17 elde var 1. 6, 2 daha 8, 1 elde 9. Babam kaç kilogramdır diye soruyor. 97 bulduk. Bir kütüphanede 125 test kitabı vardır. Bu test kitaplarının sayısından test 125 test kitaplarının sayısından ders kitabı ne kadarmış? 125'den 175 fazla ders kitabı varmış. 215'te hikaye neyden fazlaymış? Test kitaplarının sayısından 215'te fazla yani 125'ten 215 fazla da hikaye kitabı varmış. Hangisi yanlıştır? Hikaye kitabı 340 demiş. Baktığımız zaman şurayı topladığımız zaman 340 yapıyor. Burayı topladığımız zaman 300 yapıyor. Doğru. Ders ve hikaye kitaplarının toplamı, ders ve test kitaplarının toplamı 640'tır diyor. Hayır. 300 ile 125 topladığımız zaman 425 yapıyor. Toplam 675, 660, 765 demiş. Doğru. Cevabımız yanlış olan B seçeneği. Bir sayıya 23 ekleyip 13 çıkartırsak yeni sayıyı elde ediyoruz demiş. 23 ekleyip şey pardon 27 eklersek sayımız 27 artacak. 13 çıkardığımız zaman sayımız 14 artmış olacak. Elde edilen sayı yeni sayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk sayıdan 14 fazladır. Evet. 286 sayısından bir yüzlük, 5 onluk, 9 birlik çıkartıldığında hangi sayı bulunur? 286 bir yüzlük, 5 onluk, 9 birlik çıkartalım. 6'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 7 kaldı. 16'dan 9 çıktı. 7, 2, 1. 127 bulunur. Verilen çıkarma işleminde çıkan sayı 15 eksik olsaydı fark kaç olurdu? 15 çıkarttığımız zaman 72 çıkan sayıdan 15 çıkardığımız zaman 9 kalır. Burası da 63 olur. Bir mağazadaki pantolon, kazak, çanta ve etek fiyatları yukarıda verilmiştir. Bu mağazadan alışveriş yapacak olan Zeynep'in 80 TL'si vardır. Buna göre Zeynep aşağıdakilerden hangisinde verilenleri alırsa Zeynep'in daha çok parası kalır. Pantolon 35, kazak 30. Topladığımız zaman 65. Ne kadar kalıyor? 15 lirası kalıyor. Çanta, kazak 30, 62, 18 TL'si kalıyor. 80'den çıkartıyoruz topladıktan sonra. Pantolon etek 35, 73 yapıyor. Çıkardığımız zaman 7 TL'si kalıyor. En çok parası B seçeneğinde kalıyor. Aşağıdakilerin hangisinde 600 şey 960'tan çıkarıldığında fark ...305'ten küçük olur. 960'dan 305'i çıkardığımız zaman 5, 5, 6. 305'ten büyük olması için şu sayıdan
Ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. O zaman bu sayıdan büyük olanı işaretliyoruz. Bu sayı olursa eşit olur. 305 olur. Yukarıdaki kutularda üzerinde belirtilen sayılarda bilye vardır demiş. Soner için içinde en fazla çift sayıda bilye bulunan kutuyu, Aykut ise içinde en az tek sayıda bilye bulunan kutuyu alıyor. Aykut'un bilyesi Soner'in bilyesinden kaç fazladır demiş. Şimdi baktığımız zaman en fazla çift sayıda bilye. En fazla çift sayıda bilye en fazla olanda vardır tabii ki. Ama soruda yani normalde hani 83'ün içinde daha fazla çift bilye elde ederiz. Ama burada üzerinde yazan sayının diye kastediyor. Soruda bir anlam bozukluğu var. En büyük çift sayı hangisi burada? 54. En az tek sayıda diyor. En az tek olana bakıyoruz. Zaten burada iki tane tek sayı var. 83, 61. 61. Aradaki fark 7. Soru tamamen anlamsız, anlatım bozukluğu var soruda. Bir okuldaki 762 öğrenciden 485'i pikniğe katılacak. Katılmayan ne kadar demiş? 762'den 485'i çıkartıyoruz. 12'den 5 çıktı 7. 15'ten 8 çıktı 7. 277. 850 sayısından aşağıdakilerden hangi sayı çıkarılırsa sonuç 300'den küçük olur demiş. 850'den 300'ü çıkardığımız zaman 550 olur. 550'den büyük bir sayı çıkartılırsa sonuç 300'den küçük olur. 850'den mesela 620 çıkardığımız zaman 230, o da 300'den küçüktür. Bir okulda gazete toplama kampanyası düzenleniyor. 3A sınıfı 787, 3B sınıfı 972 gazete topluyor. 3B sınıfı 3A sınıfından kaç kilogram fazla? Aradaki farkı soruyor. 972'den 787'yi çıkartıyorum. 2'den 7 çıkmaz, komşuya gittik. 12'den 7 çıktı 5. 6'dan 8 çıkmaz, komşuya gittik. 16'dan 8 çıktı 8. 185 yaptı. Selçuk Erdem ve Suat'ın toplam 40 tane oyuncağı vardır. Selçuk'un 8, Suat'ın Selçuk'tan 16 fazla oyuncağı. 8'den 16 fazlaymış. Buna göre hangisi söylenemez demiş. Bir de Erdem var. Toplam Erdem'e kutucuk diyelim. 40'mış. Şimdi Suat'ın 24. 8 de burası. Topladığımız zaman 32 yaptı. O halde Erdem'e de 8 tane oyuncak kalıyor. Suat'ın oyuncak sayısı Erdem'in oyuncak sayısından fazladır. Evet, 8'den fazla o 24. Selçuk ve Erdem'in oyuncaklarının toplam sayısı Suat'ın oyuncak sayısından fazladır demiş. Hayır, Suat'ın topladığımız zaman 16 yapıyoruz. Suat'ın 24 fazla değildir söylenemez. İşleminde çıkan sayının basamaklarındaki rakamlar yer değiştirilirse farkta nasıl bir değişiklik olur? Çıkardığımız zaman burayı 62, rakamlarını yer değiştirelim. 77'den 51'i çıkardığımız zaman 6, 2, 26. Sayımız 26'ya düşmüş. 62'den 26'ya düşmüş. Kaç azalmış? Onu bulmak için de aradaki farkı buluyoruz.
6 3. 36 azalır. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. 2. Burada elde alınmış bakın. 8'den 4 çıkınca 4 kalır. O halde burada 7 kalmış. Burası 10'un üzerine çıkmış. Aradaki fark 4. İki sayı arasındaki fark 4. Hangisi olabilir diye soruyor bize. Burası 0 olsa burasının 6 olması gerekir. 10'dan 6 çıkınca 4 kalır. Toplamı 0 artı 6 6 yapar. 5 olamaz. 10'dan 5 çıkınca 5 kalır. Kadir verilen çıkarma işleminin sonucunu buluyor. Sevda ise işlemdeki sayılar en yakın onluğa yuvarlayarak işlemi yapıyor demiş. Kadir ile Sevda'nın bulduğu sonuçlar arasındaki fark. Önce işlemimizi yapalım. 15'ten 8 çıktı. 7. Burası 2 kalır. 2'den 0 çıktı. 2. 5'ten 3 çıktı. 2. Onluğa yuvarlayalım. Burası 540'a yuvarlanır. Burası ise 310'a yuvarlanır. Çıkarttığımız zaman 0, 3, 2. 230'dan 227'yi çıkardığımız zaman farkın 3 olduğunu göreceğiz. Toplamı 870 olan iki sayıdan biri 200 şey pardon 324 toplamı 870'miş. Toplanan bu iki sayının farkı kaçtır? Önce diğer toplananımızı bulacağız. Nasıl yapıyoruz? Toplamdan 870'ten verilen toplananı çıkartıyoruz. Diğer toplananı buluyoruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 4 çıktı. 6. 6'dan 2 çıktı. 4. 8'den 3 çıktı. 5. Biri 324. Diğeri 546'ymış toplananlar. Aradaki farkı soruyor. Çıkardığımız zaman 2, 2, 2. Bir okuldaki ağaç dikme etkinliğinde 982 ağaç dikilmiştir. Dikilen ağaçlardan 293 tanesi çam, 342 tanesi ladin ve geriye kalanlar ise çınarmış. Toplamı neymiş? 982. Yapılacak olan bir sonraki etkinlikte daha fazla çınar ağacı dikilmesi planlanmıştır demiş. Yani soruyla hiç alakasız bir bilgi. Buna göre bir sonraki etkinlikte en az kaç tane çınar ağacı dikilmelidir? Ha, devamında bunu dediyse tamam. Yapılacak bir sonraki etkinlikte daha fazla diyor. Çınarı bulacağız öncelikle. Bulduğumuz bu sayıdan en az bir fazla olması lazım. Öncelikle 3 toplananla verilmeyen toplama işlemini 2 toplanana düşürüyorum. 293 ile 342'yi topluyorum. Topladığım zaman 5, 3, 6. Ve çınar ağacını bulmak için verilen toplananı toplamdan çıkartıyorum. 635'i çıkardığım zaman burada 7 kalacak. 12'den 5 çıktı. 7, 4, 3. 347'den bir fazla 348 olmalı. Çünkü bir sonrakinde daha fazla dikilecekmiş. En az bir fazla olmalı. Bir yemekhanedeki kaşıkların sayısı 264. Çatalların sayısı kaşıkların sayısından yani 264'ten
76 eksik. Bu yemekhanedeki tabakların sayısı ise kaşıkların sayısı ve çatalların sayısı toplamından 49 fazlaymış. Yani önce bir şunu bulalım. Dörtten çıkmaz. Komşuya gittik. 14'ten 6 çıktı. 8. 5'ten çıkmaz. 15'ten 7 çıktı. 8. 188'miş. Ne diyor? Tabakların sayısı, kaşıkların sayısı 264 artı çatalların sayısının çatallar 188 49 toplamının 49 fazlasıymış. Yani hepsini toplayacağız. 21 elde var 2. 18, 20 elde var 2. 501 tane tabak sayısı vardır. Üçgen ve kare işleminin sonucu kaçtır demiş, yani toplamının sonucu. Komşuya gittik. Bir azalttık burayı. Ve burası 9 kaldı. Bir azaltılmış hali 0. Bir azaltılmış hali 9 oluyor. Demek ki 0 kalmış. O halde burası 0'dır. Çünkü buradaki elde için önce buraya gidilmiş. Buradan bir tane alınmış. 6 kalmış. Buraya verilmiş. 10 olmuş. Ondan bir tane alınmış. 9 kalmış. Buraya verilmiş. 11'den 9 2 çıkmış. 9. 9'dan 9 çıktı 0 ve burası 4 ve bizim üçgenimiz de 0'dır. Bir çiftlikte bulunan 250 tane hayvanın 65'i koyun, koyunların 25 eksi inek, 65 eksi 25 ve geri kalanlar da tavukmuş. Öncelikle orayı bulalım. 40. Yani 65 artı 40 artı tavuk eşittir 250 yapıyor. Şunu birleştirdiğimiz zaman 105 artı tavuk yerine kutucuk diyelim eşittir 250. Toplama işleminde verilmeyeni çıkarmayla yapıyoruz. Yani toplamdan 250'den 105'i çıkartıyoruz ve 145 olduğunu buluyoruz tavukların sayısını. Birer rakamdır. Daire kareden kaç fazladır? Şimdi baktığımız zaman bir sayıdan bir rakamdan 8 çıkınca 6 kalmaz. O halde burası 4'tür. Ve burası da 1'dir. Neden 1'dir? Çünkü 4'ten 6 çıkmaz, komşuya gidilmiş, bir tane alınmış 1. 1'den 1 çıkmış 0. Burası 1. Ve burada 14'ten de 8 çıkmış, 6 kalmış. O halde bu 4. Kaç fazla? Aradaki farkı bulmak için çıkarma yapıyoruz. 3 fazla. Evet, üçgen daireden kaç fazla diye soruyor. 5'ten bir sayı çıkınca 7 kalmaz. Demek ki burası 15'ten bir sayı çıkartılmış, 7 kalmış. O halde komşuya gidilmiş. Komşuda bir tane varmış, aldık onu da 0 kaldı. 15'ten 8 çıkınca 7 kalır. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 6 çıktı 4. Burası da 4'müş. 8'den 4 çıkınca 4 kalır. Birinci abaküsün birler basamağından bir boncuk alınıyor. Bu boncuk ikinci abaküse takılarak en küçük 3 basamaklı doğal sayı oluşuyor. Birler basamağına bir tane alınmış ve buraya takılmış.
Bu iki abaküste oluşan sayılar arasındaki fark kaçtır? 3 basamaklı en küçük doğal sayı 100'dür. Buradan bir tane alınmış. O halde burayı bulalım. 6, 2, 6. Burası da 100. Ve çıkardığımız zaman 526 yapar. Altıdan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 16'dan 7 çıktı. 9. Birden bir sayı çıkardığımızda 8 kalmaz. O halde komşuya gidilmiş. 11'den 3 çıkarsa 8. O da şu şekilde yapacak. Ahmet ve Ali tahtaya birer sayı yazıyor. Ahmet'in yazdığı sayı 3 basamaklı en büyük çift sayı. Rakamları farklı dememiş. Çift olması için bunu 9 değil 8 yazdım. Ali'nin yazdığı sayı ise 3 basamaklı en küçük tek sayıdır. Buna göre Ahmet'in yazdığı sayı Ali'nin yazdığı sayıdan kaç fazladır? Yani aradaki fark 3 basamaklı 337 doğal sayısının yüzer basamağındaki rakamın basamak değerinden onlar basamağındaki rakamın basamak değeri çıkarılıyor. 300'den 30 çıkarılıyor ve 270 kalır. Doğal sayısının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? Öncelikle büyükten küçüğe sıralayalım. 742, 740, 708, 704. 742, 704 çıkardığımız zaman 38 yapacaktır.